Ömer tamam. Bak, teşekkür ederim. Beni anlaman, yanımda olman çok güzel ama evden ayrılmam zor değil. Yeni bir gerginliğe sebep olacak. Babaannen ortalığı ayağa kaldırır. Ben dönmeyeceğim Defne. Kararlıyım. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Şimdilik dedemlere, annemlere hiçbir şey söylemeyelim. Ya bir bahane bulalım ya. Senin konakta kalman için bir bahane bulalım. Ne bileyim. Annemin tedavisi için yanında kalman gerekiyor gibi. Defne, kimden neyi saklıyoruz? Ya annenin evde tedavi olmasına gerek yok. Bunu herkes biliyor. Yalanımız ortaya çıkacak. Sen bana bir söyle. Niye yani? Ömer, çünkü şu an bunun sırası değil. Defne, ne demek sırası değil? Ya babaannem bu konuda haksız. Herkes biliyor. Herkes farkında bunun. Tamam, en azından şimdilik. Susalım, bir şey söylemeyelim. Bak, dedemler, annemler, sizinkiler çok üzülecekler. Bak, ben çok huzursuzlanıyorum. Bak, yine eskisi gibi olacak, birbirine düşman olacak iki aile de geriliyorum. Tamam. Huzursuz olma. Tamam. Ağzımı kapattım. Şimdilik susacağım ama şimdilik. Senin için. Huzursuz olma, tamam mı? Tamam. Gidelim mi artık? Gidelim. Seyit Ali. Hadi ablam, gidiyoruz eve. Geliyorum abla. Abla, bir daha geliriz değil mi? Geliriz, hadi. Gel bakayım, gel. Bak, ne iyi oldu Ömer'e söylediğim. En azından yanına geldi. Öyle ayrı gayrı olunca herkesin dikkatini çekeceğiydi ha. Yani biz bu şekilde daha ne kadar idare ederiz bilmiyorum. Yani keşke sen hemen söylemeseydin. Oldu canım. Zümrüt Hanım istediğini yapsın. Sen de kimsenin huzuru kaçmasın diye gangustum kızılcık şerbeti içtim diyeceksin ha. Olmaz. Herkes bilsin. Bilsin ki Zümrüt Hanım da ayağını denk alsın. Yani orası öyle tabii ama sonuçta ortaya çıkacak bu durum. Biz de daha ev bulamadık. Ev bulana kadar Ömer burada kalacak. Bizimkiler bir bahane uydurup bir şekilde durumu idare etmemiz gerekiyor. Sen sıkma canını. Buluruz ya. Bir iki günlük bir bahane bulunur yani. Ama tabii uzun uzadıya olmaz bu iş. Siz bir an evvel böyle acele tarafından bir ev bulmaya bakın. Doğruları da çıkın. Herkese söyleyin. Tamam mı? Canım benim. Ay, bebelerim çağırıyor. Ay, çayı da içemedim. Baba. Yarın sabah Celep Gereci diyor. Ben erken giderim. Oğlum, siz onu Mithat'la beraber halledersiniz. Nasıl? Sen hayvanları elletmezsin bize. Baba, kendini seçersin. Bundan sonra da siz halledin oğlum. Yarın sabah benim işim var. Neyse. Hadi ben kalkayım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler baba. Allah Allah. Sabah sabah ne işi var bunun acaba? Mahmut, sen de üstüne gitme oğlum. Vardır bir işi. Vallahi çok geldi ya. Hadi dayanamayayım. Kadriye, biz de yavaştan kalkalım. Çocuklar gece uyku yutmayı bizi. Gidelim, uykumuzu alalım hele. Ömer, sen bu gece burada kalırsın değil mi? Ha? Ay, şey için söyledim. Ya bizim bebelerin gece ateşi oluyor da. Acaba diyeyim, hani sen takibini yapsan, hani ne bileyim ben mi evham yapayım, hani bilemedim ha? Kızım, yarın bebeleri kendi doktoruna götürürsün. Ne diyor Ömer, beklesin başlarına? Hayır, benim anlamadığım, bizim çocuklara ateş çıkıyorsa ben niye söylemeyeyim? Ya belki de ben evham yapayım, ne bileyim, hani o yüzden dedim ben, hani hastaneye gerek yok, o yüzden dedim Ömer baksın diye, yani o kadar büyük bir şey yok. Tamam, eğer sizin için zahmet olmazsa, problem olmazsa seve seve kalırım. Kal Ömer'cim. Defne de burada nasılsa. Sen küçükken de burada kalmaya bayılırdın. Hatırlayın değil mi? Hatırlıyorum. Şey, Kadri abla, inip bakalım mı? Ateş ölçeği varsa çocuklara bir. Var var. Gidelim bakalım, zaten girince onlar uyanırlar. Görürsün, bakarsın. Haydi. Acıkmışlardır da. Melek. Bak, ikisi de evlatlarımız. Ama her gün burada kalmaları doğru değil. Yarın öbür gün Zümrüt'üydü, Vildan'ıydı. Konuşmaya başlayacaklar. Haklılar da. Hanıcığım, birkaç gün kalırlar, giderler sonra.
İyi vallahi yengem iyi kurtardı durumu. Evet öyle de yarın ne diyeceğiz acaba bugün? Hadi bebekleri bahane ettik. Onu da yarın düşünürüz artık ne yapalım. Şu halimize bak ya. Sen çocukken çok mu seviyordun burada kalmayı? Evet. Geceye kadar böyle seytelen böyle boğuşur dururduk. Sonra bir odaya kırılır yatardım. Bayılırdım. O zaman artık işin için kalırsın burada. Kahraman doktorum benim.